da yeniden Refah Partisi seçim bürosu önündeyiz. Yanımızda yeniden Refah Partisi belediye başkan adayı Ali Erdem Sevinç var. Evet başkanım hayırlı olsun. Seçim bürosu şu anda açtık. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Evet seçim koordinasyon merkezimizin açılışını yaptık. Biz zaten 3 aydır sahadaydık. Bu süreç devam etmekte bizim için. İnşallah süreci başta olan ahlaklı bir şekilde sonuna kadar götüreceğiz. Bu süreçte kimsenin, hiçbir vatandaşımızın rahatsız etmeden incinmemesine özen göstereceğiz. Çünkü bu seçimde biz insanların seçim sonrasında rahat bir hayata kavuşacağını biz partimiz olarak iddiasındayız. Bu süreçte buna dikkat etmezsek seçim sonrasında buna dikkat etmediğimizi ispatlamış oluruz. Şahsım ve partim bu şekilde hareket edecektir. Diğer adayların da buna dikkat etmesini ve tabanlarını ve seçmenlerini bu konuda uyarmalarını özellikle istiyorum. Çünkü biz 2 gündür seçim büromuzun 2 sahnesini açtık. Bir aşağı bir yukarıda olmak üzere. Birkaç üzücü olayla karşılaştık. Tabii bunun bir kesime bir topluma mal etmiyoruz ama en azından konuşmalarımızda toplum içinde çok dikkat etmeliyiz. Tabanlarımızdaki konuşmalarımızda tahrik edici, karşı tarafı rencide edici sözlerde bulunmamalıyız. Sonuçta burası küçük bir yer. Bir noktadan sonra yüz yüze bakacağız. Projelerimizi anlatmalıyız. Ben sadece projelerimi anlatıyorum. İnsanlar da projelerini anlatsın. Kimse kimseyi ötekileştirmesin, hedef göstermesin, düşman ilan etmesin istiyorum. Evet. Ben öyle yapacağım. Evet başkanım, tabii ki seçim öncesi zaten Tuzca küçük bir yer. Herkes bizi tanıyor. Bu konuda bir hassasiyet göstermemiz lazım. Değil mi başkanım? Bakın ben az önce sabahleyin bir partinin kongresi bir mitingi var idi. Kendi aracımı arkadaş şoförüne dedim ki miting bitinceye kadar, dağılıncaya kadar aracımı o civarda dolaştırmayacaksın. Evet. Çünkü insanları germenin anlamı yok. Ve biz onlara saygı gösterdik. Bu sürece herkesin dikkat etmesi lazım. Dediğim gibi ben sürecin ahlaklı bir şekilde, saygılı bir şekilde yürümesini istiyoruz. Sonuçta hepimiz bu insanların, buranın insanlarıyız. Lütfen diğer adaylarımız da tabanlarına ve seçmenlerine bu konuda gerekli uyarıları yapsınlar. Güzellik için de başladık, güzellik için de bitirelim. Hiçbir yarış bir tane insanımızın canını yakacaktan sonucu kıymetli değildir. Ben belediye başkanı olsam, bir insana bir şey olsa şahsen çok 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 rencide olurum yani bu durumdan. Evet. Buna da herkesin dikkat etmesi. Çok güzel mesajlar verdin. İnşallah halkımız da bu mesajları dikkate alır. Evet. Başka en son neler söylemek? Söylemek istediğim şudur. Sizinle daha önce ilk röportajı canlı yayında Tuzca TV'de yapan biziydik. Sizin de bize bir sözünüz var. Bütün adaylara yapacaktınız. İlk ben konuştuğum için de en son ben yapacaktım. Evet. İnşallah o canlı yayın fikriniz hala geçerli ve diğer adaylar da cesaretle çıkar orada, sadece projelerini anlatır. Hem halkımız orada dinler, kararını verir. Karar vermesine yardımcı olur. Ben sizden bunu bekliyorum. Projelerini anlatmasını isterim. Buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizim bu güzel günümüzde yanımızda bulundunuz. Ayrıca size ve ekibimize teşekkür ederim. Size desteklerinin dolayı, Tuzca TV desteklerinin dolayı size de biz teşekkür ederiz. Şimdi yani tüm adayları davet edeceğiz işte. Gelin olur gelmiyor. Olursa artık yapacak bir şey yok. Yok, en azından davet etmelisiniz. Evet. Ama biz de toplumda o davete kimin icabet etmediğini bilmeliyiz. Evet. Toplumda ona göre, yani toplumla konuşmaktan kaçınan toplumun, siz toplum adına sorular soracaksınız sonuçta. Bundan kaçınan insanların da kimler olduğunu toplumun bilmesi lazım. Sonuçta o canlı yayınınız herkese açık bir canlı yayın. Evet. Belirli bir kesime açık değil. Eğer ki oraya gelip topluma anlatacakları insanların yoksa, bu topluma vaat edecek şeylerin de olmadığını bu toplumun bilmesi lazım. Bu konuda Kemal Bey, sizin en azından bir seçime yakın bir zaman şunları bu arada 4 adayımız vardı, şunlara teklif ettik. Şunlar kabul etti. Şunlar canlı yayına katılmak istemedi. Teşekkür ederiz deseniz bir de insanlar kararında daha rahatlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başarı dileriz başkanım. Aa. Thank you.